Ke Akgül hoş geldiniz. Ben Hazır Barış, siz hoş geldiniz. Evet. Evet arkadaşlar, artık başlayalım. Evet tekrardan merhabalar. Birkaç sorular var arkadaşlar, farklı farklı konularla ilgili. Tabii özellikle bu cümle kurmaya ağırlıklı olan konularla ilgili sorularım var. İlk olarak şöyle basitten zora doğru gidelim diye düşündüm. Ekrana birazdan yansıtacağım arkadaşlar. Evet. İlk Asu Görgülü, sen de hoş geldin, iyi akşamlar. Gördüğünüz gibi ekranda arkadaşlar, Ich schreibe ein Verhaal, nokta nokta nokta. Mein Vakansi. Türkçesi bir hikaye yazıyorum. Ne hakkında? Tatilim hakkında. A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı arkadaşlar? A şıkkı am, B şıkkı over, C şıkkı dan. Ich schreibe ein Verhaal. An mein Vakansi, over mein Vakansi ya da dan mein Vakansi. Yani bu forzetsels dediğimiz edatlar konusuyla alakalı bir soru sorayım dedim. İlk önce şöyle basitten bir başlayalım. Biraz da moral açısından. Asıl haner ses yok diyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Gelmesi lazım herhalde. Birisi bir yazabilir mi? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ona göre devam edelim de. Evet geliyor. O zaman asıl haner sorun herhalde ya sizin telefonunuzda ya da laptop, bilmiyorum. Bir bakın. Evet. Evet arkadaşlar, doğru cevap çoğunlukla B şıkkı demişsiniz. Doğru cevabı ben de buradan yazıyorum arkadaşlar. Evet. Doğru cevap, size katılıyorum. Siz ne derseniz ben de aynısını söylüyorum. B şıkkı arkadaşlar, evet. Çünkü neden B şıkkı? O da önemli. X-Rife yazıyorum. Önferhal bir hikaye yazıyorum. Mein Vakansi, benim tatilim. Hakkında. Hakkında burada hangisi arkadaşlar? Over. Over hem saatlerde kullanıyoruz. Mesela atıyorum 10'u 5 geçiyor. O zaman da diyoruz ya 5:10. Ama over aynı zamanda da hakkında demek. Ya da mesela senin hakkında konuşuyorum. Ich prate over jou. O benim hakkımda konuşuyor. Hij praat over mij. Dolayısıyla hakkında anlamına geldiği için burada doğru cevap B şıkkı olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Yine edatlarla ilgili bir soru soralım dedik. Hij heeft nokta 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 het internet een advertentie gezien. Hij heeft A şıkkına bakıyoruz. Hij heeft in het internet een advertentie gezien. B şıkkına bakıyoruz. Hij heeft aan het internet een advertentie gezien. C şıkkına bakıyoruz. Hij heeft op het internet een advertentie gezien. Tabii Türkçe karşıtı o, bir erkekten bahsediyoruz. İnternette bir reklam görmüş değil mi? O internette bir reklam gördü. Acaba in mi olacak arkadaşlar? An mı olacak ya da op mu olacak? Evet. A şıkkı diyen var. C şıkkı da bayağı var. Tabi bu demek değildir ki C de doğru. Ama çoğunuz C şıkkı diyorsunuz. Bakalım acaba doğru mu? Hij heeft op het internet een advertentie gezien. Evet arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. İnternetin içinde olmaz. Üzerinde, tabi bunu böyle tercüme ettiğimiz zaman
Mesela diyelim ki Marktplaats'tan, hepimizin bildiği Marktplaats'tan bir şey almak istiyorsun, bir şey gördün. Ik heb op Marktplaats wat gezien diyoruz. İşte Marktplaats'ta bir şey gördüm. Yani orada Marktplaats'ta, internette, oradaki D da eki içinde manasında değil, üstünde, üzerinde. Dolayısıyla bu tip kelimelerle işte internette bir şey gördüğünüzde ya da televizyonda, op televisi diyorsun, televizyonda işte şu filmi falan gördüm, op kullanmamız gerekiyor. Ama gazete konu olduğunda in the Krant, ik heb in the Krant, yani ik heb op de Krant olmaz, gazetenin içinde olmuş oluyor arkadaşlar. Ya bunlar zaten artık yani bazı şeylerde kalıplaşmıştır. Her şeyin de mantığını aramayın. Ama günlük hayatta çok kullanabileceğiniz bir örnek. İşte internette, televizyonda şunu gördüm, bunu gördüm falan diye konuştuğumuzda demek ki op diyeceğiz. Sadece gazete için hariç. O zaman da in the Krant dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım o hangi konuyla alakalıymış. Edatlar konusu değil. Cümle kurma yapısıyla ilgili bir soru. Vandaag, bugün, nokta nokta thuis. Ik blijven kalmak. Bugün evde kalıyorum. Acaba arkadaşlar A mı, B mi, C mi, D mi? Hangisi olacak burada? Vandaag ik blijf mi dememiz gerekiyor? Vandaag blijf ik mi dememiz gerekiyor? Vandaag blijven ik thuis? Ya da vandaag ik blijven thuis? Çoğunlukla B şıkkını görüyorum cevaplarınızda. Tabii sorular biraz basit de gelmiş olabilir. Buradaki doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Vandaag blijf ik thuis. Neden? Çünkü zamanla başladığımız için. Eğer zamanla başlamamış olsaydık o zaman ik blijf vandaag thuis diyecektik. Yani özne cümlenin başına gelmesi gerekiyordu. Ama bu durumda zamanla bir cümleye başlarsan ya da bir mekanla bir cümleye başlarsan özne ile fiilin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Sanki soru sorar gibi. Vandaag ik blijf değil de vandaag dolayısıyla blijf ik olması gerekiyor. Blijven de kalmak demek. Ik blijf, ben kalıyorum. Jij blijft, sen kalıyorsun. Hij blijft, o kalıyor. Yani yine fiilin kökünü almış oluyoruz. Şimdiki zamanda, geniş zamanda cümle yaptığımız için de blijven değil de blijf olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bilmiyorum anlaşıldı mı acaba, açıklamamızı yaptık ama yani arada bir yorum da atarsanız arkadaşlar sevinirim. En azından karşı tarafa nasıl mesajımız geliyor mu onu da görmüş oluruz. Evet. Diğer soruya geçeceğim. Bakalım hangi konuyla alakalı. Op school, nokta nokta nokta, les. Evet. Dikkat edin. Burada da mekanla başlamışız. Okulda. Folgen fiili arkadaşlar takip etmek demek. Okulda ders takip ediyorum. Yani Türkçesi bu. Ik folgen A şıkkı, folgen ik, folg ik, ik folg. Acaba burada da hangisi olması gerekiyor arkadaşlar? Folgen takip etmek. Ik folg, ben takip ediyorum. Jij volgt, sen, hij volgt, biz, wij volgen. Les yani ders takip ediyorum. Evet. Doğru cevap dediğiniz gibi C şıkkı arkadaşlar. Aynı diğer soru gibi zamanla başlamıştık. Bunda da mekanla başladık. Demek ki zaman ve mekanla cümleye başlar isek özne ve fiilin yerini maalesef değiştirmemiz gerekiyor. Tabii günlük hayatta da çok böyle zamanla mekanla başlamıyoruz. Genelde hep ik, jij, özne ile başladığımız için
O formülü bilmeniz yani daha çok önemli. Ama bazen de böyle karşı taraftaki şahıs böyle konuşursa en azından neden özneyle fiili değiştirdiğini de bilmiş oldunuz. Evet. Güzel. Hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bu da tabii ki farklı bir konu. Zıt kelime ile ilgili. Dedim biraz bir değişiklik olsun. Canımız sıkılmasın. Daisy fits is neat langsam. Mer nokta nokta nokta. Telaffuz için sürekli tekrar ediyorum. Çünkü o da çok önemli. Daisy fits is neat langsam. Mer nokta nokta nokta. Bu bisiklet bir şey değil diyor. Şimdi onu söylersem cevabını bilmiş olursun. Ama nokta nokta şöyledir. Yani zıttını bilmek istiyoruz. Fer A şıkkı ya da B Snell. Ya yeah. Daisy Fitz is not langsam, maar fer of snell. Evet, tabii ki de B şıkkı arkadaşlar. Bu bisiklet diyor yavaş değil ama hızlı. Yani langsam yavaş, snell hızlı. Dolayısıyla zıt kelime olmuş oluyor. Tegenstelling, evet, aynen. Güzel. Hemen diğer soruya geçeceğim. Bakalım ne sormak istemişiz size. Evet. Farklı bir soru arkadaşlar. Cümleye ilk önce bir bakalım. Mein Büfrau findet Kinderen lief. Ze houdt niet van Kinderen. Türkçesini tercüme etmeyeceğim, o zaman cevabı vermiş oluyorum. Mein Büfrau findet Kinderen lief. Ze houdt niet van Kinderen. Bu cümle mantıklı mı arkadaşlar? Anlam itibarıyla. Kuruluş falan olarak zaten doğru ama anlam itibarıyla mantıklı bir cümle mi? Demek yani vereceğiniz cevap evet mantıklı ya da hayır mantıklı değil. Mein Büfrau findet Kinderen lief. Ze houdt niet van Kinderen. Yani ya evet ya da hayır demeniz yeterli. Mantıklı ise evet diyorsunuz, değilse hayır diyorsunuz arkadaşlar. Evet. İşte bu begrijpend lezen dedikleri olay. Maalesef Hollanda'da hem sohbet tarzı bir video yapıyoruz, sadece soru cevap değil. Tabii dille ilgili. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Hollanda'da doğup büyüyen yetişen Türkler olsun, sonradan gelen olsun hiç fark etmiyor. 30 yaşında bir vatandaşı düşünelim. Burada doğup büyüyenler için de geçerli. 30 senede burada olsan genelde burada çocukları okula gidenler daha iyi bilir. İlk okulda Hrup Ach'ta 8. grupta sit-o-tuts yapılıyor. Advice, tavsiye vermek için. Ve genelde yabancılarda özellikle Türklerde bu çok kulağa gelen bir şey. Yaklaşık 20 yıldır eğitimci olduğum için bunları ben çok duyuyorum okulda da. Begreifend lesen, bizim yani Türklerin bu konuda çok eksikliği var. Bunları tabii ben demiyorum, araştırmalar bunu gösteriyor, tecrübeler bunu gösteriyor. Çünkü okurken bakıyoruz kelimelere ama anlamaya çalışmamız gerekiyor. Tabii kolay değil, ikinci bir dil sonuçta ana dilimiz değil. İşte aslında bu ona güzel bir örnek. Buradaki olay benim komşum diyor. Çocukları çok sevimli buluyor. Zahaut nit van kinderin çocukları sevmiyor. Sevimli buluyorsa sevmesi gerekiyor. Dolayısıyla hızlı okumayacaksınız. Bir de anlamanız gerekiyor ne okuduğunu. Yani demek istediğim Hollandacan iyi olsun ya da olmasın burada yetişen Türklerin yani Türk toplumu olarak maalesef bu konuda okullarda çok yani sıkıntılar var. Eksik olduğumuz yönlerden bir tanesi bu. Tabii bu kitap okumayla alakalı da bir şey olabilir. Onun nedenlerini şu an zaten anlatmak için canlı yayın yapmıyoruz. Ama konu açılmışken de bir hemen söyleyeyim dedim. Tecrübemi sizinle paylaşayım da istedim. Evet. Demek ki doğru cevap hayır. Bu mantıklı değil. Güzel. Hemen
Diğer sorumuza geçiyorum arkadaşlar. The man ate Phil. I have Phil Dorst. Evet, bu cümle de aynı şekilde arkadaşlar. Mantıklı mı değil mi? The man ate Phil. I have Phil Dorst. Evet. The man ate Phil. I have Phil Dorst. Evet. The man ate Phil. I have Phil Dorst. Çok yediği için susamış. Evet, çoğunuz ne dediniz? Mantıklı değil dediniz bu cümle. Anlamlı değil. Aynen, evet. Doğru cevap hayır, mantıklı değil. The man ate Phil. Adam çok yiyormuş. Ya belli ki acıkmış aslında ama burada hunger kelimesi yok. Acıkmak. Dorst kelimesi var. Susamak. I ate Phil dorst. O zaman ate Phil, I ate Phil değil de mesela I drank Phil dememiz gerekiyordu. Çok içiyor, su içiyor mesela dememiz gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümle anlamlı değil. The man ate Phil, I have Phil, Dorst değil. I have hunger dememiz gerekiyordu o zaman. Evet. Demek ki Dorst susamak demek. Evet, hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne sormuşuz. Yavaş yavaş zora doğru gidiyoruz. Şimdiden söyleyeyim. Bu cümlenin Hollandacasını istiyorum arkadaşlar. Elma masadan düşüyor. Geçmiş zaman yok, gelecek zaman yok, soru da yok. Çok net. Elma masadan düşüyor. Bunun Hollandacasını istiyoruz. Evet. Bakıyorum. Tabii biraz bekliyorum çünkü bir cümle kuracaksınız şimdi. The apple fell from the table. The apple fell from the table. Bunu çok görüyorum. Bir de the apple fell out table'da var. Tabi bu cümlede ufak bir püf nokta var sonuçta. Çok sıkça yapılan hatalar olduğu için o yüzden bu cümleyi sormak istedim. The apple fell from the table. The apple fell off the table. Yani üç çeşit cevap görüyorum. Açıklamam gereken. Gefallen falan gerek yok çünkü onlar hep geçmiş zaman. Apple kelimesi tamam, onda bir sıkıntı yok, hepimiz biliyoruz. Elma masada da sıkıntı yok. Tafel düşüyor da fallen fiili. The apple fell güzel, cümlenin yapısı da hoş. Burada the apple, ondan sonra da fiil geliyor arkadaşlar. Ama problem nerede ortaya çıkıyor? The apple fell. Bu arada hem yazıyorum, paylaşacağım şimdi arkadaşlar doğru cevabı. The apple fell from the table mı diyeceğiz, out the table mı, up the table mı? Yani yine edatlar konusu geldi. Evet, yani sadece onu ezberlemek de yetmiyor değil mi? Up ne demekti, out ne demekti, aha ne demekti falan. Önemli olan cümle içerisinde kullanmak. Evet, işte öyle daha iyi akılda kalıyor. Burada da güzel bir örneği oldu. Up demek masanın üstünde. Bir kere elma düşüyor. Masanın üstüne düşmüyor. Masadan düşüyor. Yere düşüyor yani. Öyle düşünün. Dolayısıyla op zaten olmaz. Ha, ağaçtan masaya düşmüş olsaydı olurdu. Çünkü ama o zaman elma masaya düşüyor demem gerekiyordu. Yani masanın üstüne. Out
Out daha çok bir çıkış. Mesela kutudan bir şey çıkarıyorsun. Out those. Mesela Sinterklaas falan geliyor. İşte ilkokula giden çocuklar olanlar bilir. İşte hediyeler bilmem ne falan bu tip şeyler oluyor. Kerst paket diyorlar. Sinterklaas kado falan. Ne diyorlar arkadaşlar? Hediye yaptığın zaman, hediye hazırladığın zaman in packen diyorsun mesela, değil mi? Packen orada paketlemek. Ama hediyeyi açtığınız zaman out packen. Yani hediyeyi açıyorsun. Orada bir çıkış manasında. Burada da masadan düşüyor. Dendan eki. Fan olması gerekiyor. Yani masanın içinden çıkıp bir çıkış yapmıyor. Dolayısıyla out ile fan arasında böyle ince bir fark var. O yüzden zaten bu soruyu sordum arkadaşlar. Doğru cevap da apple fall from the table. Masadan düşüyor. Ama bir şeyin içinden çıkıp hani düşmüş olsaydı işte kutu gibi ya da sepetten falan o zaman işte out olurdu. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Yani sadece ya demek istediğimiz arkadaşlar kullanacağın yere göre de değişiyor. Yani out şu demektir, fan da bu demektir deyip ezbere gitmemiz yani mantıklı değil. Evet. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Ya the apple fall from the table. Yorumlar bazen geç geliyor arkadaşlar. O yüzden arada bir duraklıyorum, bekliyorum. Evet. Yani bu cümlede amacımız basit bir cümle kurmak değil. Amacımız fan ile out arasındaki o hataların yapılacağını zaten tahmin etmiştim. O yüzden bunu sordum. Onu anlatmaktı. Hemen devam ediyorum. Diğer soruya. Komşum duvara çarpıyor. Büyür frau da olabilir. Kadınsa, erkekse büyür manda diyebilirsiniz. Komşum duvara doğru çarpıyor. Yani önünü görmemiş, duvara çarpmış. Öyle düşünün. Evet, komşum duvara çarpıyor. Burada da bir püf nokta var. O yüzden basit gibi görünebilir ama demin dedim ya zora doğru gidiyoruz. Birazdan daha çok zor sorular gelecek arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Evet, komşum duvara çarpıyor. Bakalım bunu nasıl yapacaksınız? Evet, bekleyelim. Evet. Kaç tane geldi? Mein Büfrau botst tegen den Mür. Mein Bührmann ragt den Mür. Mein Bührmann botst an den Mür. Mein Bührmann tegen den Mür. Yani en az 5 tane yanlış var. Demek ki onları hep açıklamamız gerekiyor. Mein Bührmann ragt den Mür. Mein Bührmann botst tegen den Mür. Mein Büman Bots tegen de muur, mijn buurvrouw tegen de muur. Mijn buurvrouw botst aan de muur. 5'te 6 oldu. Evet arkadaşlar. Yanlış nerede yapıyorsunuz? Onu anlatacağım. Evet. Buurvrouw yorumlar okuyorum. Bots aan de muur. Mein Bührfrau ya da açıklıyorum ya da mein Bührmann. Orada bir sıkıntı yok. Çarpmak burada o fiili ilk önce bir bilmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Botsen. Botsen. Üçüncü tekil şahıs mein Bührmann. Ich bots ben çarpıyorum. Yani botst. Araba çarpıyor. The auto botst. O T takısını unutmayın. Mein Bührfrau botst duvara karşı. Burada bir şeye karşı çarpıyorsun. An değil. Rakın bir kere dokunmak o hiç değil.
Buradaki fiil botsen. Mein Bühlmann botst tegen de Mür olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, mein Bühlmann ya da mein Bühlfrau botst tegen de Mür. Yani buradaki mesele tegen karşı demek. Sana karşı konuşuyorum tegen jou. Bu karşı fiilini kullandığımızda yani botsını kullandığımızda genelde zaten bu tegen'le kullanılıyor. Çünkü bir şeye karşı çarpıyorsun. Tegen yani bir şeye karşı manasında. Trafikte de görüyorsunuz zaten karşıdan gelen yola tegenligger diyorlar mesela. Tegenverkeer, karşıdan gelen trafik. Evet. Demek ki doğru cevap buymuş arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bakalım bunu nasıl yapacaksınız? Evet, karışık kelimeler var. Bunu doğru cümle haline getirmenizi isteyeceğim. Laupen mein Freund in het Park elke Dag ein Uhr. Cümle kuruluşuna, yapılışına lütfen dikkat edin ve düzgün kurmaya çalışınız. Tabii ki mein Freund ile başlamanızı istiyorum. Arkadaşım ile mein Freund. Ondan sonra da Laupen fiili var. In het park elke dag ein Uhr. Bunu düzgün, doğru düzgün, kurala göre nasıl bir cümle haline getireceksiniz? Bakalım. Evet, bekliyoruz. Mein Freund lobt in het park elke dag ein Uhr diye bir yorum geldi. Mein Freund lobt elke dag ein Uhr in het park. Evet, Asu Park, onu tahmin ettim zaten. Mein Freund lobt ein Uhr in het park elke dag. Mein Freund lobt elke dag in het park. Mein Freund lopen elke dag. Evet. Doğru cevabı yazıyorum arkadaşlar. İlk önce özneyle başlıyoruz değil mi? Mein Freund. Benim arkadaşım. Yani olayı yapan kişi kim? Özne. Daha sonra da fiil. Tabii ki burada lopen bu fiilin kendi ilk orijinal hali. Sözlükte gördüğünüz gibi. Ama bunu sen değiştirmen gerekiyor. Çünkü mein Freund üçüncü tekil şahıs. Kökünü alıyorsun. Ich lobt, jij lobt, hij lobt oldu. Mein Freund lobt. T takısı da geliyor arkadaşlar. Sonra önemli olan zaten bu. Mein Freund lobt. Ondan sonra zaman, mekan bunların yerini tabii ki değiştirebilirsin. Mein Freund lobt. Her gün. Elke Dag. Bir saat. Ein Uhr. Parkta. In het park. Yani tam kurala göre yaptım ki daha iyi anlaşılsın diye. Arkadaşım her gün bir saat parkta yürüyüş yapıyor, yürüyor. Evet, doğru cevap buymuş arkadaşlar. Mein Freund lobt elke Dag ein Uhr in het Park. Mein Freund lobt ein Uhr in het Park elke Dag'ta diyebilirsin. Yani o cümlenin gerisi dediğimiz o zaman, ne, mekan, onlarda yer değişikliği yaptığın zaman bir anlam bozukluğu kesinlikle olmuyor. Evet, sadece devrik cümle kurmuş oluyorsun. Evet, diğer sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Biraz zor ama başarabileceğinize inanıyorum. Pınar hasta olduğu için bugün çocuklarını okula götürmedi. Ve bunun Hollandacasını istiyorum sizden. Pınar hasta olduğu için bugün çocuklarını okula götürmedi. Evet.
Bakalım bunu nasıl yapacaksınız? Evet. A2 seviyesinde bir soru bu. B1'de üzerine bir şeyler katıyorsun. B1 seviyesi dedikleri o arkadaşlar. Yani bunu yapabilen dolayısıyla B1'i daha kolay öğrenebilir. Çünkü sadece üzerine bir şeyler daha katıyorsun. Ama bu cümleyi kurabilmek çok önemli. Bunu yapamadığın zaman haliyle B1'de çok sıkıntılar yaşayabilirsin. Evet, Pınar hasta olduğu için bugün çocuklarını okula götürmedi. Bir tane bir yorum cevap geldi. Umdat Pınar sich es bracht sofunda her kinderen nicht nach school. Evet. Pınar heeft haar kinderen vandaag niet naar school gebracht omdat ze ziek was. Omdat Pınar ziek is, bracht ze vandaag, heeft ze haar kinderen niet naar school gebracht. Pınar is ziek, want haar kinderen niet naar school. Orada bir mantık problemi var. Haar kinderen niet naar school, want Pınar is vandaag ziek. Maalesef orada da çok eksikler var. Çünkü bunu tercüme ettiğin zaman işte o yüzden düzgün konuşmak önemli. Her kinderen nicht nach school, onun çocukları okul yok. Want çünkü Pınar hasta. Ama götürmek fiili var. Götürmedi. Onu söylemeniz gerekiyor. Pınar vandaag ziek omdat kinderen. Evet. Omdat ile başlayabiliriz, değil mi? Arkadaşlar. Omdat Pınar Zik hasta olduğu için Zik is heeft ze her kinderen her çünkü bayan olduğu için heeft ze her kinderen vandaag doğru cevabı yazıyorum. Nicht nach school bringen götürmek onun da tamamlanmış geçmiş zamanı gebracht. Evet. Omdat Pınar ziek is, heeft ze haar kinderen vandaag niet naar school gebracht. Şimdi farklı şekilde yapanlar var. Onlar da yanlış demiyoruz. Yani sonuçta aynı kapıya çıkıyor, aynı manaya çıkıyor arkadaşlar. Ama tam bu cümlenin karşıtı bu. Mesela bracht fiilini kullananlar var. O zaman da götürmüyordu olmuş oluyor. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Önemli olan bu cümleyi kurabilmek ve de mantıklı olması önemli. Ama bunun net cevabı bu. Tabii şöyle de yapabilirsin. Yani şimdi omdatla başladık biz. Want ile de bir cümle yapabilirdik tabii ki. Diyebilirdik ki mesela Pınar. Yok, omt ile olmuyor İbrahim. O farklı bir şey. O bir şey yapmak için. Want ile yaparsak Pınar heeft vandaag haar kinderen niet naar school gebracht. Bakın şimdi omdatla yapmıyorum. Okula götürmedi. Geçmiş zamanda have'ini kullanıyoruz. Bringen fiilinin geçmiş zamanı da gebracht. O da cümlenin sonuna geliyor. Want zij bir daha Pınar demiyorum. Want zij is sick. Evet. Bu şekilde de demek ki cümleyi kurabiliyoruz. Pınar heeft vandaag haar kinderen niet naar school gebracht. Okula götürmedi çocuklarını. Çünkü hasta. Omdatla da kullanabilirsin. Want ile de yapabilirsin. Evet. Diğer soruya geçelim mi yoksa tamam mı diyorsunuz arkadaşlar? Bu kadar yeter mi?
Sondan 9. Omdat Pınar Zeykes brengt ze niet haar kinderen vandaag naar school. Yani tabii sen burada da şimdiki zaman kullanıyorsun. Çocuklarını okula götürmüyor ama ben götürmedi. Yani geçmiş zamanı test etmek istedim bu cümlede. Bir de omdat ya da want ile cümleyi kurabilmek. Evet, diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Halen yine konumuz Pınar. Eğer Pınar bugün iyileşirse çocuklarını okula götürecek. Mesela burada Pınar değil tabii. Hani iyi dikkat edin. Hangi zamanda kullanılmış? Şimdi nasıl bir cümle bizi bekliyor acaba, değil mi? Bir de bir tane değil, iki tane cümle var. Ona dikkat edin. Yani bağlaçlar konusu. Eğer Pınar bugün iyileşirse, yani şayet bugün iyileşirse çocuklarını okula götürecek. Biri de ah Pınar ah Asıl Haner yazmış. Evet. Evet, bekliyoruz. Eğer Pınar bugün iyileşirse çocuklarını okula götürecek. Yani burada bir geçmiş zaman falan yok. Demin vardı. Aksine burada gelecek zaman da var. Yani IQ seviyesi dedikleri bu arkadaşlar. Hani bağlaçlar ilk başta bir gelecek zamanda cümle yapmayı öğreniyorsun. Şimdi de bu o gelecek zamanı farklı bir cümleyle birleştiriyorsun. Bir de böyle konuşabildiğinizi düşünün. Ne kadar güzel olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Als Pınar vandaag beter is, ze gaat haar kinderen naar school brengen. Als Pınar vandaag beter wordt, zal ze haar kinderen naar school brengen. Als ile başlamanız bir kere çok güzel. Yani olayı kavramışsınız demektir. Çünkü als şayet eğer demek. Genezen. Ya. Breng ze kinderen naar school. Gnezin fiilini burada kullanmasan iyi olur. Gnezin daha çok hani uzun vadeli, uzun süreli hasta olan insanlar tedavi görürler. Ondan sonra iyileşirler. O durumda gnezini kullanabilirsin. Zaten gnez kökü oradan geliyor. Tıp fakültesi demek, tıp demek. Burada günlük hayatta gnezini kullanmasın. Ya da bir yara eğer iyileşmişse, wound dediğimiz her yara, o zaman gnezini tabii ki kullanabilirsin. Ama burada pratikte gnezin fiilini kullanmanı hiç tavsiye etmem. Evet. Doğru cevabı yazıyorum arkadaşlar. Als Pınar eğer Pınar bugün iyileşirse Als Pınar vandaag beter wordt iyileşirse beter worden bak sick sein hasta olmak beter worden iyileşmek beter wordt gaat zij haar kinderen naar school gaat ze haar kinderen naar school brengen. Okula doğru. Brengen ilk halinde cümlenin sonunda yer alıyor. Gelecek zaman. Als Pınar vandaag beter wordt, şayet he, bugün iyileşirse iyi olursa, gaat zij haar kinderen. Demin birisi zal zij haar kinderen. O da olabilir. Fark etmez. Gaat zij haar kinderen naar school brengen. Yani o da doğru. Tabii bunu farklı şekilde de kurabilirsin. Direkt als'la değil de als'ı ortada kullanabilirsin. Diyebilirsin ki Pınar gaat haar kinderen naar school brengen.
als zij beter wordt. Yani yerini değiştiriyorsun. Hocam word yerine demek istedi herhalde. Als Pınar vandaag beter is, kullanabilirsin. Is de kullanabilirsin. Yani buradaki hani word'un olmak, daha olacak. Mesela işte 60 yaşına gireceğim falan diyorsun. İşte giriyorum ilk word sester. Yani daha henüz iyileşmedi. O süreç daha bitmedi. O bakımdan word'unu kullansan daha yerli olur. Ama is dediğinde hani artık iyileşmiş. Ama bak orada bir anlam bozukluğu işte olmaz. Yani bazı detaylar hani farklı bir şekilde işte bu böyle bir değil. Yani farklı bir şekilde kullanabiliyorsun. İşte bu güzel bir örnek. Aynı kapıya çıkıyor. Dolayısıyla hiç sıkıntı olmaz. Onu da kullanabilirsin yani. Evet. Pınar korona mı olmuş hocam? Ya. Bunun bir de Hollandacasını yapabilir misin? Asıl Haner. Evet, diğer soruya geçiyorum. Yine Pınar. Pınar'ın çocukları bugün neden okula gelmediler? Ya diyelim ki okuldasınız, merak ediyorsunuz, birine soruyorsunuz. Bakar mısın? Pınar'ın çocukları bugün neden okula gelmediler? Bu soru cümlesini nasıl yapacaksınız? Evet, Pınar'ın çocukları bugün neden okula gelmediler? Bakalım bu soru cümleyi nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Dikkat edin, geçmiş zamanda var. Ve soru cümlesi var. Soru yaparken de dikkat etmemiz gereken soru cümle formülü var. Soru cümle formüllerinde bir ara anlatmıştık. Evet. Pınar'ın çocukları bugün okula neden gelmediler? Evet. Pınar'ın çocukları bugün neden okula gelmediler? Warum her Kinder von daher nicht nach school? Peki gelmek fiili nerede? Warum kamen die Kinder von Pınar von daher? Niye gelmiyorlardı? Tamamlanmış geçmiş zamanı kullansan daha iyi olur. Şöyle. Als de Pınar kesinlikle olmaz. Pınar özel isim. Ondan önce de het gelmez. Önde gelmez. Als de Pınar von daher nicht. Bu daha önceki yorum herhalde. Warum heeft Kinder von Pınar von daher nicht nach school? Evet. Doğru cevabı yazıyorum arkadaşlar. Bir kere warum. Niçin? Warum sein de Kinder von Pınar vandaag niet naar school gekomen. Evet. Ist değil, sein, çünkü çocuklar. Warum sind die Kinder von Pınar? Buradaki mesele Pınar değil, Pınar'ın çocukları. Çoğul yapıyoruz. Püf noktalardan bir tanesi o. Warum sind die Kinder von Pınar vandaag nicht nach school gekommen? Kommen fiilinin geçmiş zamanı. Gekommen bir arada söylediğimi hatırlıyorum. Kommen, gehen gibi fiiller geçmiş zamanda hep sein ile kullanılıyor arkadaşlar. Evet, warum sind die Kinder von Pınar vandaag nicht nach school gekommen? Pınar's kendine diyebilirsin, evet.
Her kendilerinde diyebilirsin ama burada Pınar'dan bahsettiğimiz için Pınar'ın ismini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla her değil de Pınar'ı belirtmemiz gerekiyor. Ama diyelim ki konu belli. Artık Pınar Pınar diye tekrar etmek istemiyorsun. O zaman tabii ki her kendilerini kullanabilirsin. Evet. Pınar bitti arkadaşlar. Bakalım diğer sorumuzda ne çıkacak? Evet. In Amsterdam 20 jaar wonen ik. Amsterdam'da 20 sene değil mi? Wonen ik, yani ben 20 senedir Amsterdam'da oturuyorum diye bir cümle kurmanız gerekiyor. Evet. Ben 20 yıldır Amsterdam'da oturuyorum. Yani orada yaşıyorum. İkamet ediyorum. Bakalım bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Birkaç dakika sonra da canlı yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Bilginize. Ik woon 20 jaar in Amsterdam. Ik woon 20 jaar in Amsterdam. Ik woon 20 jaar in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam 20 jaar. Ik woon 20 jaar in Amsterdam. Güzel. Evet. Aslında zor bir soru değil. Oturdum deseydik geçmiş zaman. Ik heb 20 jaar in Amsterdam gewoond. Şimdi yorum yazmayı bırakın arkadaşlar. Sadece beni bir dinlemenizi istiyorum. Bu cümleyi farklı zamanlarda kullanacağım. Lütfen yazmayın, sadece dinleyin. Basit bir cümle. Ik woon 20 jaar in Amsterdam. Çok basit olduğu için sormak istemedim. Farklı zamanlarda ben yapıp sizin dinlemenizi istiyorum. Şimdi bunu geçmiş zamanda yapacağım arkadaşlar. Ben 20 yıldır Amsterdam'da oturdum diyeceğim, değil mi? Ik heb, bakınız heb'ini kullanıyorum. Ik heb 20 jaar in Amsterdam gewoond. Woonde deseydim, ik woonde 20 jaar in Amsterdam, oturuyor idim. Yani tamamlanmamış geçmiş zaman, ama en çok da bu tamamlanmış geçmiş zamanı kullandığımız için de have'ını çok duyuyoruz. Onu çok kullanıyoruz. Sonra gelelim gelecek zamana. Tabii ki 20 sene oturacağım demek istiyorum bu durumda. Ik ga ya da ik zal 20 jaar in Amsterdam wonen. Wonen fiilini ilk halinde cümlenin sonuna getirdim. Burada bir yardımcı fiil kullandım. Yardımcı fiil ik gaan fiili. Çünkü yapacağım, edeceğim diyorum. Zölün de kullanabiliriz. O zaman ik zal 20 jaar in Amsterdam wonen. Oturabilirim deseydim, yani öyle bir imkanım var. Ik kan 20 jaar in Amsterdam wonen. Oturabilirim, bir izin, bir müsaade var. Ik mag 20 jaar in Amsterdam wonen. Oturmak zorundayım. Ik moet 20 jaar in Amsterdam wonen. İstiyorum. Ik wil 20 jaar in Amsterdam wonen. Oturacaktım ama olmadı. Plan değişti. Ik zou 20 jaar in Amsterdam wonen. Bu yardımcı fiiller konusu. Dikkat edin, 4-5 tane saydım. Farklı bir şekilde konuşuyorsun. Aslında çok önemli bir konu. Farklı konuşmak istiyorsan o konuya bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir de tabii soru da sorabiliriz. 20 yıldır Amsterdam'da oturuyor musun? Woon jij 20 jaar in Amsterdam? Bakınız, woon'un fiilini cümlenin başına getirdim. Çünkü soru soruyorum. Karşımdaki insana sorduğum için de T takısını düşürdüm. Ama o oturuyor mu deseydim, T takısını düşürmüyorum. Won't he 20 jaar in Amsterdam? Kendime sorsam, won't ik 20 jaar in Amsterdam? Oturdun mu? Geçmiş zamanda soru soracağım. Önce kendime soruyorum. Heb ik 20 jaar in Amsterdam gewoond? Karşımdakine soruyorum. Heb jij 20 jaar in Amsterdam gewoond? Neden? Waarom heb jij 20 jaar in Amsterdam gewoond? Waarom'u tamamen cümlenin başına getirdim. Çünkü bir soru kalıbı, soru sözcüğü olduğu için. Demek ki arkadaşlar, bu cümleleri kurarken benim tavsiyem, basit bir cümle gibi görünüyor ama farklı farklı zamanlarda sürekli o cümleyi kurabilmek. Yani atıyorum, yani günde
bir cümle kurarsınız. Kendiniz öyle bir cümle uydurabilirsiniz. İlk önce basit bir cümle, işte evde oturuyorum gibi, exit, teus. Ama işin yani zor tarafı, kendinize böyle bir ödev yani çıkarabilirsiniz. Ben bu cümleyi aynı hocamızın yaptığı gibi gelecek zamanda, geçmiş zamanda soru, können, machen, willen bunlarla kurmak istiyorum diye 5 dakika, 10 dakika bir iki cümleyle böyle sürekli uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Keşke yazsaydınız hocam birkaçını. Ya hepsini şu an yazarsam inan 15 dakika uğraşırım. Bir de bazı şeyleri de artık kulaktan duya duya şey yapmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden bazı şeyleri yazmaya gerek yok. Yani çok uzun olacak bu kez. Okey. Evet arkadaşlar. Buyurun size hemen bir tane daha soru soralım. Hakan nerede? Pınar bitti. Şimdi Hakan geldi. Evet arkadaşlar, soru bu. Hakan nerede? Son birkaç dakikamız var zaten. Evet, çok basit değil mi arkadaşlar? Zaman kısıtlı olduğu için hemen yazmayacağım. Söylüyorum zaten. Where is Hakan? Where, nerede? Hakan da tek kişi olduğu için is. Şimdi orada kalkıp da where sein Hakan diyemeyiz. Where is Hakan? Çok güzel. Evet, what is Hakan olmaz. O zaman Hakan nedir diyorsun. Hakan nerededir dersen where is Hakan dememiz gerekiyor. Evet. Bilmiyorum, ben onu bugün görmedim. Şimdi cevap veriyoruz. Bilmiyorum, ben onu bugün görmedim. Hakan'ı arıyoruz şimdi arkadaşlar. Evet, bilmiyorum, ben onu bugün görmedim. Evet. Bilmiyorum, ben onu bugün görmedim. Ekveynit. Kusura bakmayın, biraz zamanın dolayı çabuk geçmek istiyorum. Yazmayacağım bu kez ama söylüyorum. Ekveynit. Bilmiyorum. Ben onu bugün görmedim. Bak, geçmiş zaman. Ik heb. Bugün. Vandaag. Hem. Bir daha Hakan demiyorum. Erkek olduğu için hem. Bayan Pınar olsaydı har olacaktı. Ik weet het niet. Ik heb. Vandaag. Hem ya da ik heb hem vandaag, fark etmiyor. Niet gezien. Evet, görmedim. Niet gezien. Ik weet het niet. Ik heb hem vandaag niet gezien. Bu videolar kayıt oluyor arkadaşlar. Kayıtta da zaten yorumlar görünmüyor. O yüzden iyi dinlemeniz önemli. Evet. Ik weet het niet. Ik weet niet. Bilmiyorum. Ik heb vandaag hem niet gezien. Ya da ik heb hem vandaag niet gezien. Doğru cevap bu. Hakan senin arkadaşın değil mi? Evet. Şimdi sen karşındakine yani niye görmediğini merak ediyorsun. Diyorsun ki Hakan senin arkadaşın değil mi? Evet, Hakan senin arkadaşın değil mi? Evet, Hakan senin arkadaşın değil mi? Is Hakan niet jouw collega? Meslektaş. Is Hakan niet van je vriend? Hakan is niet van jouw vriend? Is Hakan jouw vrienden niet? Is Hakan niet van jouw vriend?
Is Hakan Nietzsche Friend? Doğru cevap. Is Hakan Nietzsche Yao ya da Ye Friend? Fan orada olmaz arkadaşlar. O farklı bir şey. O aitlik eki doğru. Ama onu bir ara anlatırım. Burada fan olmaz. Is Hakan Nietzsche Yao Friend? Ya da Is Hakan Nietzsche Ye Friend? Mesela bu çocuklar işte Hakan'a aittir. İşte orada fanı kullanırsın. Şimdi açıklıyorum. Yani bir aitlik manasında onu vurgularsan o şekilde söyleyebilirsin. Ama burada sadece senin diye konuşuyorsun. Dolayısıyla burada fanı kullanman gerekmiyor. Evet, Hakan Nit Yahu Friend. Evet, arkadaşlar, evet biz çok iyi arkadaşız dersek. Evet, biz çok iyi arkadaşız. Ja, wij zijn goede vrienden. Ja, wij zijn goede vrienden. Güzel. Evet, yani buradaki amaç bu zayn'ı kullanmak. Çoğul yaptığımız için, çünkü arkadaşız diyoruz, o yüzden de zayn kullanacağız. Ja, wij zijn goede vrienden. Evet. Devam ediyoruz. Onu şimdi arayamaz mısın? Yani sen karşındakine diyorsun, madem yani iyi arkadaşsınız, onu şimdi arayamaz mısın? Soru soracaksın karşındaki insana. Onu, yani burada Hakan'dan bahsediyoruz, onu şimdi arayamaz mısın? Evet, bekliyoruz. Kan yönü hem belen. Kan yönü hem belen. Evet, kan yönü hem nü nit belen. Onu şimdi arayamaz mısın? Kan yönü hem nü nit belen. Kan yönü hem nü belen. Kan yönü hem nü belen desen, onu şimdi arar mısın? Arayabilir misin? Ama ben diyorum ki arayamaz mısın? O yüzden nit kullanıyoruz burada arkadaşlar. Kan yehem nü nit belen. Evet. Yani böyle ufak tefek evet şeyler de var, detaylar. Yani kan yehem nü belen, onu şimdi arayabilir misin? Ama arayamaz mısın? Kan yehem nü nit belen. Aradaki fark bu. Cevap gelmiş Hakan'dan. Çok yoğunmuş. Evet, Hakan çok yoğunmuş. Yani diyeceğiniz, yapacağınız cümle bu arkadaşlar. Hakan çok yoğun. Hakan çok yoğun. Evet. Hakan was erg druk. Hakan is heel erg druk. Güzel. Hakan heeft het druk de olabilir, değil mi? Yoğunluğa yani sahip. Hakan is erg druk. Hakan is heel druk. Hepsi aynı. Çok güzel. Evet. Yani biraz da abartıyoruz. Çok yoğunmuş. Heel erg. Feel olmaz. Feel daha çok bir miktar kullanırken. Burada miktar kullanmıyoruz. 3 kilo, 4 kilo falan çok demiyoruz. Yani miktar bakımından yaparsan o zaman fail olur. Heel ya da erg, bunlar. Evet arkadaşlar.
Hepinize teşekkür ediyorum. Bir saat olmuş. Umarım güzel geçmiştir. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için, takip ettiğiniz için. Sayfanızda arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sayfamızı, Facebook olsun, Instagram olsun, çok seviniriz. Takipçilerimiz de hem artsın hem de onlar da faydalansınlar diye. Evet. Yani farklı soruları olanlar falan olursa sorun değil ama özelden yazarsanız daha iyi olur. Çünkü birazdan canlı yayını kapatacağım. Danke well, danke well yazmışlar. Yok bedankt. Çok çabuk bitti diyorsunuz ama hep yarım saat diye çıkıyorum ama bir şekilde bir saati buluyor. Bilmiyorum artık zaman mı çabuk geçiyor. Evet İbrahim Öztürk kursta da böyle zaman çabuk geçiyordu değil mi? Eski günler. Evet. Eski öğrencilerimiz de böyle çıkınca güzel oluyor. Evet arkadaşlar, tekrar ben de teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve sağlıklı günler diliyorum. Yarım saat ders mi olur hocam? Bu ders değil, bu soru cevap videosu. Yarım saat de olur, 5 dakika da olur, evet. Yani sorular soruyorum. Siz de sorular sorabiliyorsunuz. Online ders değil bu yani. Online ders farklı tabii ki. O 2 saat olur. İnşallah o da kısa zamanda bir yapmayı planlıyoruz. Şu an biraz yoğunluktan daha tam netleştiremedik. Evet. Yani evet. Sağ ol, teşekkür ederim yemek sitesi. Ya. Online ders evet olduğu zaman zaten reklamlarda da falan paylaşacağız inşallah. Hakan Hatat Erektürk yoğundu. Okay, danke well and fine afuntalamal. Her şeyi paylaşacağız yani öyle dersimiz başlarsa takip edin bizi. Reklam, bol bol reklamlar da yapılacak zaten. Evet. Yani nasıl ki bu canlı yayını kaçırmadıysanız onu da kaçırmazsınız mutlaka. Evet, tekrardan teşekkürler ve hepinize hayırlı akşamlar.